götürdüler hemşehrilerimle. Sabahtan da kalktık, onlar Baybur şehrine gidiyor. Ben de gittik onlarla. Şehre gittik. Hemen polisler aklıma geldi. Adamlardan şeyi alamıyorum, zembili yollama öyle ben. Tercana tarafına gidiyor. Dedim ya, çöktüm zembili aldım da koştum polisin yanına. Nereye gidiyorsun Erzurum'a? Atla o arabaya. Zara arabası, kamyon. Dedi onun şoförü, atladık arabaya, verdi bana 3 lira. Param var mı o zaman? Var, o kadar var. Onun 5 lira var. Nereye gidiyorsun o zaman? Kars'a. Kars'a. Orada kim karşılayacak seni? Orada kime rastlarsa artık bilmem, o Burhan da orada. O da karşılayabilir. Hacı Hüseyin de orada. Ama onlar Kılavuz'da. Burhan Kars'ta. Şimdi emzim nereye gönderiyor seni buradan? Ha buradan yalnız yolladı seni. Şeye. Hacı Hüseyin'e. He, orada çalışacaksın. Orada çalışmak şöyle. Bir kantin çalıştıracağım. O bilir ameledir. Necatiler onlar, Mahmutlar onlar amelelik yapacak. Kırdasa da verdiği şeyi, bekçiluk. İnşaat bekçiluğu bana da verdi. Kantin çalıştır. Sat bu ameleye. Üzüm, ekmek vesaire. Yaz onu. Aybaşı keserim onları hesabını. Öyle. Yolla, orada 2 ay çalıştım. Yolladık o 150 lira. Emicene. Öyle. Gittik 2 ay orada kaldık. Ona gönderdik 150 lira. Ondan sonra ben şeyler aldım sattım. Çok bağlım dolu. Ali'den tepemin bir tahta bağlı aldım. Kılavuz okulundan şeyler. Biraz da param var diyorum da daha da var diye verdi. Yani kazandıklarım biriktirdik ve ona gidiyordu. Sonra hacen ev aldık oraya harcadık. Yeresini o verdi, yeresini biz. O ilk aldığımız ev. Sonra kalktık geliyorduk. Haçlığımız var idi. Ama o eşyalar da bende... Ne kadar kaldın orada? 2 ay para yolladık. Ondan sonra geldik. 2,5 ay bir şey kaldı. Hangi mevsimdi gittiğin zaman? Yaz mı? Yaz. Yazda gittik, kışta geldik. Döndük. Geldik Erzurum'a. İfrit de benimle. Ama geldik de yaptık. Şeyde birer tane pantol. Parayı harcadık oraya. Çünkü kors pantol. Kars'ta. Yani fuzuliydi onun keyfine. Orada o parayı bitirdi. Nereye giderdiyse. Ben dedim para veremem sana ama gidersek yolda şeyleri verdik, otel paralarını. Şeylerini veririm dedi bu. Yolda yaptığımız masrafları veririm. Kalktık oradan en son baktık parayı bitirdi. Benim de şey müzeye getireceğim bir kocuk, bir tane de iki tane var benim. Bunlar bit pazarında sattım. Birini 18,5 liraya, birini 11,5 liraya onları yaptım haçlık. Ondan sonra Kılavuz'dan okuldan kovulan bir talebe vardı o. Lastik giyiyordu. Tam yere yiyecektiler bana. Dedi bana bir çift ayakkabı ver, İzmir'e gideceğim, sende vardı. 7,5 lira da vereceğim sana. Verdik abi çift ayakkabı. Aldık lastiklerle 7,5 lirayı. Bu sefer sabahtan koptuk. Geldik can kurtaranda Adaga'da geldi. Üçünün de masrafını verdim ben ama az. Az dedim yani çok para tutmadı. Bu sefer geliyorum dere başından aşağı, otakta bağlı omuzumda. Ben gene o lastikleri verdim. En çirkin işimi oldum. Da aldım bir çift boyanmış ayakkabı. Meğer onlar ne çiçi vili mi vili. O yolda onlar Batayra yağıma. 125 kuruş dosya aldım. Batayra yağıma. Dedi o adada şeye. Dere başına onlar indiler. Etler görürler. Yani. Buraya o çocuk gelemiyor. Boğulacak. Şey yap. Bekleyelim onu. O dedi, kestin, aşan bilir karlı dağın ardı.
Öyle mi? Seni yedirirsem şerefsizim. Yedirmeyeceğim. Bir durum yok parası. Ben de dere başına hamam çayları ısmarladım. Dedi yemek yemeyeceğim yok. Param var ise yedirdim de ben girdim yola. Daha verme. Vereceğim 3 kişi et parası. Niye vereceğim? Sonra avcı duğun aklımda. Şura senin, bura benim. Endük şimdi küp koca hav rahmetli Sakaloğlu'nun dedesi. Aman aldı beni. Tanıdı beni. Aldı sobayı yaktı. Çay, kahve, yemek. Koydu her şey. Isındım. İfrit oradan baktı. Ben de hayır yok. Kayboldum. Ben aldım oradan iki çift çorap. Giydim. Bir çift yeni ayakkabı giydim. Oğlumdan. Efendim, giydim de, aldım da bir çay ile bir şeker, bir iki kilo şeker, öyle geldim, çıktım eve. Abim de sevindi. Neyse, bir zaman durdum işte, sonra dayım çağırdı beni, yine gittik. Alınırının babası. Var dedim ya. Tamam dedi, git o etleri, kasapları geçtim mi döndüğümüz ama büyük lehba var ayakkabı. Döndüm, girdim, lehba tamam. Baktım, adam dayım değil, başka bir adam. Kim idi? Kesici. Geri kesen adam. Dedim ona, dükkan şu, doğru ya. He, o dayımda çalışıyor. Dedim ona, dedi sen şey misin? Hakim ustanın. Oturdum, baktım dayım geldi bir taraftan. Aman görüştük. Aldı bir payton, aldı git beni eve. Yedik, içtik. Dövüştük elbise. Elbise de var, aldım. Şeyden, Erzurum'dan. Ayakkabı da aldım, o da verdi bana hamam bir şey, ayakkabı. Efendim. Gömlek aldım, biraz kolları şeydi, ya o mavi gömlek. Yani uzun kol. Onu kır diye böyle yukarı. Neyse, bu mevcut mavi gömlekler var ya onlar. Tak dedi sen burada benimle duracaksın. Ben seni evlendireceğim de şu edeceğim, bu edeceğim, bu edeceğim. Zaman yok, kısa zamanda alıştık. Atölyeyi de alıştık, bisikleti binmeye alıştık. Giderim atölyeden alırım ayakkabıları, gelirim getiririm buraya malzeme. Sonra para var bende, verdi bana. Oradaki kalfalara para veririm, ne kadar lazım bize onlara, 5 lira 10 lira. Yazarım onu, ya aybaş seni bunu. Hesap verin ben. İyi davrandı sana yani hakim dedi. Oo, iyi. Bir defa Hikmet dedi, o dükkan sana mı? Bir tekmeyle atıyor nitelikanın altına. Sonra sadece o değil, yengem de iyi davrandı. Yengem beni çok severdi. Ben de onu alırdım, yerdim, içirdim evde. Haftada mı 50 lira alırdın? Haftada. Ondan sonra şey dağılırdım. Diyelim sinemaya yollayacak beni, verdi bana 10 lira. Halbuki 150 lira. Sen satış mı yapardın? Ben satış, dükkanda dururdum. Ama şey de yapardım arada yani, çalışırdım da öyle. Öğretmek için. Veya bir işe bulacağım, onu da yapardık. O giderdi atölye, atölyede de işler var, o iki tarafa yetişiyordu. Arada gelirdi. İdarecilik yapardı yani. He, idarecilik ben de yapardım. O geldiğim dükkana beni yollardı atölyeye. Öyle. Kaç sene öyle çalıştın önünde? Yani tam sene değil. Bir kış çalıştım, o kış da şeyle çalıştım, Necmi'yle. Kış olarak. Necmi de mal alıyordum. 30 lira haftalık ama iş yorum. Ya ben şimdi 5-6 sene kaldın herhalde. Kaldım ama yarım yarım. Geldim gittim. Geldim buraya, kaldım biraz, gittim gene. Ha, sürekli çalışmadın öyle. Yok, direkt bir sene tam kışlı yazı iduk. O baktı ki Necmi ile ben zayıfladım. Ama hadi dedi, dükkana dedi. Tamam tamam. Burası yeter. Onun uğrattığını ben de uğratırım sana. Al git ben dükkanı. Dükkanda kaç sene çalıştın? Hepsi o kadar. Ya o saydım. 59'da askere gittim.
Sen oraya gittiğin zaman 12-13 yaşındaydın da. Evet. Askere kadar orada kalmadın mı? Askere kadar gönüllü 19 yaşına kadar oraya. E 19 da değil. Gene 5-6 sene var orada. 18, 17. Çünkü gönüllü şey yaptı. 1,5 sene evvel gittim. 5-6 sene yazdık işte gittim geldim da arada buraya arada oraya. Kışın da gene dükkanda dururdum. Çalışıyordum. Yazın buraya geliyordun değil mi? Hayır çoğu kışın geliyordum buraya. Yani kışın geliyordum giderdim. Gene alırdı beni isterdi beni. Rastgele yani oraya buraya. Ya sen buraya geldin mi, Emicem'le mi kalıyordun, ne yapıyordun? Emicem'le kalırdım ama ben gene mal mı alıp satardım, gene harçlığımı yapardım. O bile benden 10 ile Hafiz Ömer, ben aldım sattım Çaykara'da sonra da üçe böldüler. Nasıl üçe böldüler? Yani yaptım oradan 5-20 lira kar. Böldüler karımı üçe. Müfti. Kama. Onun ortağıydı Emicem'in. Değil mi? Evet. Onun ortağıydı, onun için o iki hisse aldı, bana bir hisse verdiler. E para benim idi, abimde para var idi. Ondan aldım, gittim aldım sonra sattım onu o gün. Sermaye onun idi yani. Sermaye benim idi ya. Benim abimde para var idi, onu aldım ondan. Evet. Hepsini almadım, bir kısım lazım olduğu kadar aldım. Gene uça böldüm. Ortaklık yaptınız da işte bildiğiniz. Hayır para benim. Olsun ama ortaksınız işte. Ne bileyim öyle yaptım.